Mutlu günler. Spor Bülteni ile yeniden karşınızdayız. Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'da sözleşmesi devam eden oyuncuların talepleri nabız yoklamaya başladı. Olağanüstü genel kurul sürecine rağmen yeşil beyazlı kulübün kapısını çalan menajer ve kulüplere transferin gözdeleri olan Muhammed için 3 milyon euro, Umut Meraş için de 2 milyon euro istiyoruz cevabı veriliyor. Süper Lig'e veda eden Bursasporlu oyunculardan sözleşmesi bitenler ayrılırken elde kalanların akıbeti de merak ediliyor. Özellikle geçen sezonun başından talipleri olan kaleciler Muhammed Şengezer ve Okan Koçu, kaptan Ertuğrul Ersoy'la devre arasında Fransa'nın Lille takımından teklif alan Umut Meraş için kulüplerin aracılar vasıtasıyla yeniden nabız yoklamaya başladığı öğrenildi. Transferin gözdesi olan Muhammed Şengezer ve Umut Meraş için taleplerin arttığı ve olağanüstü genel kurul sürecine rağmen mevcut yönetimin bir fiyat belirlediği ifade edildi. İki oyuncu için toplamda 5 milyon euro isteyen yönetimin soranlara Muhammed'i 3 milyon euro, Umut Meraş'ı da 2 milyon eurodan aşağıya vermeyiz dedikleri iddia edildi. Muhammed'i Beşiktaş ve Galatasaray, Umut'u da Beşiktaş'ın yokladığı belirtildi. Öte yandan kaleci Okan Koçuk için Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir'in ısrarla istediği öğrenildi. Geçen sezonda genç file bekçisine talip olan Gaziantep ekibinin 1 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı gelen haberler arasında. Trabzonspor'un da kaptan Ertuğrul için kiralama yönteminde direttiği öne sürüldü. Aytaç Kara için de Konyaspor'un nabız yokladığı ifade edildi. Süper Lig'e veda eden Bursaspor'da yerli oyuncular değerlerini yükseltirken yabancılarsa düşüşe geçti. Yeşil beyazlı takıma geldiği gün piyasa değeri 5 milyon euro olan Sako, 3 milyon euroya gerilerken profesyonel olduğunda değeri 200 bin euro olan Ertuğrul Ersoy'un değeri de 2 milyon 800 bin euroya çıktı. Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor küme düşerken bu durum oyuncuların da piyasa değerlerini önemli ölçüde etkiledi. Genelini yabancıların oluşturduğu 9 oyuncu, yeşil beyazlı ekipte ilk olarak forma giydiği gündeki piyasa değerinde düşüş yaşadı. En çarpıcı düşüş büyük umutlarla kadroya dahil edilen Diafra Sako'da görüldü. Bursaspor formasını ilk giydiği dönemde 5 milyon euro olan Sako'nun değeri 3 milyon euroya geriledi. Yusuf Erdoğan'ın değeri ise 3 milyon eurodan 1.25 milyon euroya kadar düştü. Benzer durumlar Jires Kembo, Santiago Vergini, Henry Seve, Stefan Badji, Şedju, Yani Atanasov ve Onur Atasayar'da da görüldü. Bu oyuncular sezonun kaybedenleri olarak dikkat çekti. Bursaspor'da genelini yerlilerin oluşturduğu oyuncu grubununsa değeri yükseldi. En büyük çıkış Ertuğrul Ersoy'dan geldi. 29 Ekim 2014'te ilk kez Bursaspor formasını terleten genç stoper, 200 bin euro olan o günkü değerini bugün 2.8 milyon euroya kadar yükseltti. 10 Aralık 2014'te Bursaspor'daki ilk heyecanını yaşayan Okan Kocuk da 50 bin euroluk değerini 1 milyon euroya kadar çıkardı. Yine ilk forma giydiği dönemlerde 50 bin euroluk piyasa değerine sahip oyunculardan Burak Kapacak 900 bin euroya, Furkan Soyalp 700 bin euroya ve Ramazan Keskin de 450 bin euroya değerini çıkardı. Bu oyuncuların ortak özelliği altyapıdan yetişerek çok düşük bir değerde Bursaspor'da ter dökmeye başlamaları ve sonrasında gösterdikleri performanslarla değerini yükseltmeleri oldu. Bursaspor altyapısından yetişen Furkan Soyalp'in yeşil beyazlı camiaya yaptığı duygusal vedanın ardından elinde bulunan 3 senet için Bursaspor'a icra takibi başlattığı öğrenildi. Bursaspor kulübüne bayramdan önce gelen bir icra gündeme bomba gibi düştü. Yeşil beyazlı kulüple sözleşmesi sona eren Furkan Soyalp'in alacakları ile ilgili icra takibi başlattığı öğrenildi. Sözleşmesinin bittiği gün sosyal medya hesaplarından yaptığı duygusal açıklamayla tüm dikkatleri üzerine çeken Furkan'ın 180 bin, 56 bin ve 38 bin TL değerindeki senetlerle icra takibi yaptırması şaşkınlık yarattı. Bursaspor'un 2009 yılında 14 yaşındayken yetiştirme bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Furkan Soyal, 7 yıllık profesyonellik hayatında Bursaspor formasıyla Süper Lig'de 35 maçta 1 gol ve 2 asist yaptı. Furkan Soyalp'in takımın ligden düşmesinin ardından böyle bir hamlede bulunması tepkilere de neden olurken 24 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezonda 13 maçta 2 asist yaptı.
Fransa maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A milli takımda sakatlık şoku yaşanıyor. Yunanistan'la oynanan hazırlık maçına sağ dizinden sakatlanan Okay Yokuşlu kadrodan çıkarıldı. Öte yandan antrenman öncesi milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Yusuf Yazıcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 8 Haziran'da Konya'da Fransa'yı ağırlayacak olan A milli takımımız hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Yunanistan'la oynanan hazırlık maçında sağ dizinden sakatlanan Okay Yokuşlu kadrodan çıkarıldı. Öte yandan antrenman öncesi Ay Yıldızlılar'da Çağlar Söyüncü ve Yusuf Yazıcı kamp yapılan otelde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İki tane çok güzel hazırlık maçı oynadık ve kazandığımız için de mutluyuz. Hem bizim için hem oyuncuların özgüveni açısından da güzel bir oyun oldu. Fransa maçında güzel bir oyun olacağını düşünüyorum. Hem oynadığımız futboldan keyif almak hem de izleyenlere keyif vermek istiyoruz. Umarım bunu yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah güzel bir oyunla, güzel bir sonuçla ayrılırız. Futbolu kafayla oynarsın, ayaklarını sadece koşmak için kullanırsın. Tabii biz de maçı tabii ki de zihnimizde düşünüyoruz. En iyi şekilde hem düşünüp hem de sahaya yansıtmak istiyoruz. Tabii ki de kolay olmayacak ama neden olmasın? İyi işler yapacağımızı düşünüyorum ben. Benim için iyi bir iki tane 90 dakika geçti. Yani şu an için dediğim gibi tabii ki de bizim için moral oldu. Çünkü milli takımda yani resmi maç, hazırlık maçı yok diye düşünüyoruz biz. Çıktığımız her maçı yenmek için çıkıyoruz. Fransa maçına da öyle çıkacağız. Elimizden gelen her şeyi 90 dakikada yapacağımıza inanıyorum ben. Fransa ile cumartesi akşamı 21.45'te karşılaşacak milli takımımızın bu kritik maçında Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Fransa'nın başkenti Paris'te FIFA'ya üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 69. olağan kongrede başkanlık seçimi yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Infantino yeniden başkan seçildi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Başkanlığı'na Gianni Infantino yeniden seçildi. Fransa'nın başkenti Paris'te FIFA'ya üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinden katılımıyla gerçekleştirilen 69. olağan kongrede başkanlık seçimi yapıldı. Dünya futbolunun çatı kuruluşunda seçime tek aday olarak giren 49 yaşındaki Infantino 2023 yılına kadar görevini sürdürecek. Kongrede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı. FIFA'nın bir sonraki kongresi gelecek yıl Mayıs ayında düzenlenecek. With you and for you. Bültenimizde sırayı spor turu alıyor. Aytemiz Alanyaspor'da Sergen Yalçın bilmecesi çözüldü. Takımın başında devam edip etmeyeceği merak konusu olan teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşma sağlanamadığı duyuruldu. Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada yönetim kurulumuzla sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlanmamıştır. Sergen Yalçın hocamız ve ekibine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz ifadelerine yer verildi. Öte yandan teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor'la prensipte anlaşmaya vardığını ve 1-2 gün içinde konunun resmiyete döküleceğini açıkladı. İtalya Ligi'nde Sassuolo formasıyla başarılı bir performans sergileyen Merih Demiral, Juventus'un yolunu tutuyor. Devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olan genç futbolcu İtalya'da kısa süre içerisinde sergilediği performansla dikkatleri çekti. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Juventus 15 milyon euro karşılığında Merih'i kadrosuna kattı. Spor Toto 1. Lig'e düşen Akhisar Spor'da yabancı futbolcuların büyük çoğunluğu takımdan ayrılmayı isterken yönetim yerli isimleri kadroda tutmak için kolları sıvadı. Kulüpteki geleceği belirsiz olan Başkan Hüseyin Eryüksel'in vakit kaybetmeden sözleşmeleri sona eren Kadir Keleş, Mustafa Yumlu ve Bilal Kısa ile masaya oturacağı öğrenildi. Akhisar Spor'da teknik direktör konusu da muallakta kaldı. Başkan Eryüksel'in genç çalıştırıcı Cem Kavçak'la ilgili kesin kararını vermediği, alternatif çalıştırıcıları da gündemine aldığı belirtildi. Yeşil Siyahlılar'da yerlilerden Fatih Öztürk, Güray Vural, Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Aykut Çeviker'in isimleri birçok kulüple anılıyor.
Spor Toto 1. Lig'in yeni temsilcilerinden Menemen Belediyespor'u stat sıkıntısı sardı. Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 25 Mayıs'ta yapılan kongreyle ilgili verdiği tedbir kararı nedeniyle yönetim faaliyetlerinin kayyum atanana kadar durduğu Sarı Lacivertliler'de Futbol Federasyonu'nun henüz pasolik sistemi kurulamayan ilçe stadına da olumsuz rapor verdiği bildirildi. Kapasitesi 5000 kişiyi bulan stadyumda 1. Lig kriterlerini karşılamak için birçok eksik tespit eden yetkililerin mevcut haliyle burada maç oynanamaz yazısını kurmaylara gönderdiği bildirildi. Atanacak kayyumun kongre kararı almasının ardından Başa gelecek yönetimin stadı revize edebilmek için en az 1 milyon 500 bin TL'lik masraf yapması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a 2-0 mağlup olan Tottenham'ın Danimarkalı yıldız futbolcusu Christian Eriksen, Londra ekibinden ayrılmak istediğini bildirdi. Eriksen, Danimarka medyasına yaptığı açıklamada, "Kariyerimde yeni şeyler denemek istediğim bir dönemde olduğumu hissediyorum" ifadesini kullandı. İngiliz medyasında yer alan haberlerde Tottenham Başkanı Daniel Levy, önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu için 130 milyon sterlin fiyat biçtiği ve satılmasına sıcak baktığı öne sürüldü. UEFA eski başkanı Lennart Johansson hayatını kaybetti. İsveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören Johansson'ın vefat ettiği belirtildi. 1985-1990 yıllarında İsveç Futbol Federasyonu'nun başkanlığını yapan Johansson, 1990'dan itibaren 17 yıl UEFA başkanlığı görevini yürüttü. 2000 yılında Arsenal'i penaltılarla mağlup ederek UEFA Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, kupayı Johansson'ın elinden almıştı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş'la Fenerbahçe-Beko playoff yarı final serisi 3. maçında yarın saat 19'da Bursa'da karşı karşıya gelecek. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 3. maçında Tofaş Fenerbahçe-Beko'yu konuk edecek. Tofaş Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma cumartesi saat 19'da başlayacak. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Fenerbahçe-Beko'nun 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Sarı lacivertliler İstanbul'da oynadığı ilk iki maçı 102-68 ve 68-64'lük skorlarla kazanmıştı. Ligde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, sahadan galip ayrılması halinde adını finale yazdıracak. Serinin uzaması durumunda ise finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin 4. maçı 8 Haziran Cumartesi ve son karşılaşma 11 Haziran Salı günü oynanacak. Sayın seyirciler, bu haberimizle birlikte spor bülteninde burada noktalıyoruz. Mutlu akşamlar, mutlu bayramlar. Hoşça kalın.